Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'dan hala bir iz yok. Küçük kızın amcası kasten öldürme ve kişiyi hüviyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklu. Sinay Yılmaz son gelişmeleri aktarmak için Diyarbakır'dan karşımızda. Şu anda Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyündeyiz. Küçük Narin'i bulmak için arama kurtarma çalışması kısmen de olsa devam ediyor. Şimdi bir noktayı ekranlara taşıyacağız. Sabah saat 9.30 geçe bakın mezarlık noktasında bölgesinde sabah saat 9.30'da başlayan arama çalışması yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Jandarma ekipleri mezarlık ve çevresinde yeraltı görüntüleme cihazıyla bir arama yaptı ve maalesef oradan da bir sonuç elde edilmedi. Şimdi farklı noktada kısmen de olsa arama çalışması hali hazırda devam ediyor. İfade işlemleri bir yandan sürüyor ancak ifade işlemleri köyde artık yapılmıyor. İfadesi alınmak isteyen kişi jandarmaya davet ediliyor. Orada ifade alma işlemi yapılıyor. Bilgisine başvuruda bulunuyor. Önce ağabey Enes Güran gözaltına alınmış, sonra yapılan tetikler sonucunda serbest bırakılmıştı. Sonrasında amca şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. 3 gün boyunca gözaltında kalmıştı. Çapraz sorguya alındı. Ankara'dan gelen bir uzman ekip bir çalışma yaptı. Ve yapılan incelemeler, tespitlerde amca şüpheli olarak görüldü. Çünkü amcanın aracında DNA örneği alındı. Yine Narin'in kıyafetinden, battaniyesinden bir DNA örneği alındı. Her iki DNA örneği birbiriyle eşleşti. Ve daha sonra da amca adliyeye sevk edildi. Savcıya 3 saat 15 dakika boyunca ifade verdi. Savcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemede kasten öldürme ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklayarak cezaevine gönderdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da tutuklamanın tedbirli bir tutuklama olduğunu söyledi ve amcanın şüpheli olduğuna dair bulgular ellerinde olduklarını bir anlamda söyledi. Arama kurtarma çalışması kısmen de olsa devam ediyor ancak geçtiğimiz günlere göre azaldığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde, ilk haftalarda hem insansız hava araçları hem dronlarla bir çalışma yapılıyordu. Bakın burası büyük bir arazi. Mısır ve pamuk tarlalarının olduğu bir nokta. Büyük, geniş bir ova. Burası adım adım bakıldı. Her bir karış toprağa bakıldı ancak sonuç elde edilmedi. Kaçırılma ihtimali üzerinde bir yandan da durulduğunu söyleyebiliriz. İfadeler ve deliller üzerinde soruşturma derinleşerek devam ediyor. Sabah saat 9.30 geçe soruşturma yürüten savcı ve jandarma ekipleri buraya geldi. Yeraltı görüntüleme cihazıyla yeni ve eski mezarlarda bir çalışma gerçekleştirdi. 3D boyutlu yeraltı görüntüleme cihazıyla beraber bir sonuç elde edilmedi. Artık ifadeler ve deliller üzerinde şu anda çalışmalar yürütülüyor. Köyün giriş ve çıkış noktaları her zamanki gibi kontrol altında. Köye girmek isteyen, çıkmak isteyen herkesin kimlik sorgusu yapılıyor. Araçları, bagajları kontrol edildikten sonra köye girişlerine ve çıkışlarına izin veriliyor. Narin Güran maalesef 15 gün oldu kayıp. 21 Ağustos tarihinde annesine Kur'an kursuna gidiyorum demişti. Ve en son görüldüğü nokta da okulun kamerasından görüntülen nokta. Patika yoldan yukarı çıktıktan sonra da bir daha da kendisinden haber alınmadı. Jandarma ekipleri, yine AFAD ekipleri kısmen de olsa birkaç noktada şu anda çalışma yürütüyorlar. Ama en sıcak, bugünün en sıcak gelişmesi anı ise mezarlık bölgesinde yeraltı görüntüleme cihazıyla bir çalışmanın yapılması. Onun dışında herhangi bir gelişme şu an için yok. Herkesin gözü kulağı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde. Narin köyü, Narin 8 yaşındaydı. Yaşında hayalleri, umutları, hedefleri olan bir kız çocuğu. Narin hala kayıp. Herkes Narin'den bir haber bekliyor. Maalesef haberi henüz sizinle paylaşamıyoruz çünkü Narin hala kayıp, hiçbir yerde yok.
bakılmadık, aranmayan hiçbir yer aslında kalmadı. Narin kaybolduktan sonra da vatandaşlar evlerin önüne kamera taktırdı. Onun dışında herhangi bir gelişme şu an yok. Tedbir amaçlı köyde askerler bulunuyor. Güvenlik tedbirleri de artırıldı. Maalesef 15 gün oldu. Küçük Narin'den bir haber, bir iz yok.